Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Evet, uzunca bir süredir aslında kanalıma hukukçu dostlarımı davet edip kendilerinin uzmanlık alanlarında ilgili bilgi almaya devam ediyorum. Ama bu videolarımın aslında çok izlendiğini hem de çok da keyifli olduğunu bildiğim halde tabii zaman sıkıntısından yapamıyoruz. Bazı ortak programlar yaratmakta zorlanıyoruz. Çok değerli meslektaşlarımı ağırlıyorum bu kanalda. Onlardan biri de Veysel Kırıcı. Veysel'le aslında biz daha önce bir iki video çektik ama o videoların konusu sadece avukatlıktı ve avukatlığa ilişkin değerlendirmelerdi. Ama aslında kendisi çok önemli bir avukat ve kendisinin de çok önemli bir uzmanlığı var. O da otel kiralamalarına ilişkin. Tabii ki şirketlerle ilgili çok ciddi danışmanlık hizmetleri de veriyor ama büyük anlamda yaptığı en önemli işlerden birisi otel sahiplerine hukuki danışmanlık ve bu kapsamda da çok büyük otellerde kira sözleşmelerinde de vekillik sıfatı üstleniyor. Onun için tabii kira denildiği zaman hemen benim algım açılıyor çünkü çok fazlasıyla bu işlerle Aslında uğraşıyorum senin işin kira, değil mi? biliyorsun. Dolayısıyla hani kira sözleşmeleri denildiği zaman tabii ki ben de kendisinin düşüncelerini almak istedim. Bu konuda önemli Yargıtay içtihatlarının olduğunu takip ediyorum ama işin içerisinde bu kadar yoğunlaşmış birinin bu kanalda olmaması ve tabii ki bu kadar iyi bir dostumken ve mümkün değildi. Onu da davet ettim. O da sağ olsun. Kırmayıp geldi. Çok teşekkürler Veysel. Hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi Yani yani seninle böyle umarım... gayrimenkulle ilgili, kirayla ilgili şeyleri konuşmak da çok kolay olmaz. Olur. Ben bu sefer ben konuşmayacağım, dinleyeceğim sadece. Çok da keyifli oluyor benim açımdan. Şimdi aslında çok lafı uzatmayalım. Zaten seni aslında bu kanalı takip eden seyircilerimiz tanıyorlar ama biraz önce anlattığım gibi özellikle şirketler hukukunda çok yoğun çalışıyorsun ve ondan da özel otel sahiplerine bu yönüyle birçok Evet, danışmanlık verdiğini evet, biliyorum. evet, evet. Hatta bir gezimiz de olmuştu, kendisine de eşlik etmiştim o gezide. Şimdi tabii ki burada bizim neden bu konuda spesifik olarak sormak istediğimiz bazı farklılıkları var. Şimdi hatta bugün sabah daha sahibinden akademide kira sözleşmelerinde tahliyeyi anlattım ama konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleriydi ama otel kavramı, otelin kiralanması, işletmenin kiralanması Farklı. biraz daha farklı. Şimdi istersen hiç lafı da çok uzatmayalım. Benim merak ettiğim bazı uygulamanın da içinde olman sebebiyle bazı durumlar var. Bir kere otel kiralamasıyla bir konutu, bir çatılı iş yerini kiralamak arasında ne gibi farklar var? Niye biz onu ayrıca değerlendirmek zorundayız? İstersen bu farkı açıkladıktan sonra hemen başlayalım diğer Şimdi konulara. otel kiralaması tabii ki bir iş yeri kiralaması ve o iş yerini siz tüm demirbaşlarıyla, müştemilatıyla birlikte işletilmeye hazır halde kiralıyorsunuz. Buradaki en önemli farklılık aslında kiranın süresi konusunda. Biliyorsunuz siz birçok programda da bunu yayınlıyorsunuz. 347 konut ve çatılı iş yerinde kiraya verenin sözleşmeyi haklı neden olmaksızın feshetme hakkı yok. Ne zamana kadar? 12. yıla kadar. İşte siz bu şekilde bir otelinizi belki 2 yıllığına, 3 yıllığına kira veriyorsunuz. Bu 12 yıla uzar mı? Konut ve çatılı iş yeri kirası mıdır? Asıl tartışma burada başlıyor. Ben 2 yıllığına kiralıyorsam 2 yıl sonunda işletmemi geri alabilmeliyim Şimdi otelciyi diyorlar. bırak, konutu ya da bir iş yerini kiraya veren kişilerin bile en çok korktuğu noktalardan biri. Yani biz Budur, mülkümüzü tümüyle mi acaba kiracıya devrediyoruz evet. noktası. Peki burada nasıl bir fark Şöyle oluyor? bir fark var. Burada konut ve çatılı iş yerine ilişkin hükümler değil, 300 Borçlar Kanunu 357. maddede düzenlenen ürün kira sözleşmesi olduğunu söylüyorum ben otel kiralamasının. Bu konuda farklı görüşler de var. Bir yerin bir otel kiralamasının ürün kira sözleşmesi olarak değerlendirilebilmesi için Yargıtay'ın kararı var. Yüksek Mahkeme'nin özellikle 3. Hukuk Dairesi'nin bir İşletme ruhsatıyla birlikte, iş yeri ruhsatıyla birlikte devredildiğinin kira sözleşmesinde yazılması gerektiğini söylüyor. Bence bu da bir fazlalık. Yani siz bir otel işletmesini eşyalarıyla O birlikte bahsettiğin kararı da devretseniz, istersen tabii, arkadaşlarımızı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 2017'ye 2591
esas sayılı. Bu kilometre taşı 2000, olarak. 17, evet yani aslında bu işin anayasası gibi. Ondan sonra herkesin bu işte önüne çıkan bir karar. Ama bu kararda benim katılmadığım noktalar da var. Şimdi burada işletme ruhsatının devrinden bahsediyor. İşletme ruhsatı deyince hangi ruhsat olduğunu açık bir şekilde yazmamış Yargıtay. İki ruhsat var. Birisi iş yeri açma ve çalışma ruhsatı. Buna ilişkin yönetmelikte 2021 yılında bir değişiklik yapıldı. Diyor ki siz bir yeri kiraladınız. Kira sözleşmesini alın getirin. O yerin iş yeri açma çalışma ruhsatını da belediyeye getirin. Biz sizin için hiç o yere de gitmeden yeni bir iş yeri çalışma ruhsatı düzenleyeceğiz. Yani bir devir yok aslında. Yani burada bir şey. İkincisi turizm işletme belgesi. Turizm Bakanlığı diyor ki sen bana yine kira sözleşmesini getir. Kiraya verenin işletme belgesini, turizm işletme belgesini getir. Ben hiç otele gelmeden 5 yıldızlıysa 5 yıldızlı, 4 yıldızlıysa 4 yıldızlı sana işletme belgesini vereyim. Ama yine yeni bir düzenleme aslında. Dolayısıyla burada işletme ruhsatının devri kavramının ben yanlış olduğunu düşünüyorum ve gereksiz olduğunu düşünüyorum. Siz zaten işletilmeye hazır halde tüm müştemilatıyla birlikte bir iş yerini o kira sözleşmesiyle devrediyorsunuz. Ha bunun farkı neden bu kadar önemli? Tekrar oraya geleyim. İşte bu 2 yılsa hiçbir tahliye taahhütnamesine, hiçbir hak nedene gerek kalmaksızın diyor ki 367. madde ürün kira sözleşmesinde belirli süreli kira sözleşmesi sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Şimdi tabii yani bizi sadece hukukçu dostlarımız izlemiyor. Aynı zamanda hukuka yabancı olan vatandaşlarımız da büyük bir şekilde takip ediyor. Evet. Her gün 10 bin kişinin izlediğini YouTube verilerinden alıyorum. Bu önemli bir sayı bir kanalı açısından. Onun için hani biraz açmak gerekiyor. En önemli nokta senin altını çizdiğin süre. Çünkü burada konut ve çatılı iş yeri kiralarında 347'de bildirim yoluyla fesihte bildirim süresi ancak kira sözleşmesinin sonundan itibaren 10 yıllık süre başlıyor. Yani bir yıllık kira sözleşmemiz varsa 1'e 10 ekliyorsunuz ve hatta o da 12 oluyor. Tabii. Eğer 5 yıllık bir kira sözleşmesi söz konusuysa 5'e 10 ekliyorsunuz. Dolayısıyla aslında böylesi büyük bir işletme açısından çok büyük satın almış gibi oluyorsunuz. Satın almış tabii. Gibi oluyorsun. Yani dolayısıyla sen eğer ürün kirası olarak net bir biçimde ortaya konulursa, bunun hiçbir başka koşula ihtiyaç duyulmadan konulursa, buradaki 367'nin yani, uygulanacağını ve kesinlikle. Dolayısıyla belirli sürenin sona ermesiyle birlikte kira ilişkisinin de sona ereceğini söylüyorsun. Evet ve ben her şeye rağmen bu sözleşmenin bir defa adının ürün kira sözleşmesi olması gerektiğini. Uygulamada ne yazılıyor? Her zaman kira sözleşmesi yazarsınız. Oradaki tabii ki tasnifi hakime işte bir hukuki uyuşmazlıkta oraya bırakıyoruz. Ama burada Yargıtay diyor ki sen kira sözleşmesinin içerisinde ruhsatı devrettiğini söyle. İyi tamam söyleyeyim. Ben iş yeri açma ruhsatımı da turizm işletme belgemi de devrediyorum kiracıya diyeyim. Ama bu devre rağmen kiracı adına yeni bir ruhsat düzenlenecek. Hem Turizm Bakanlığı tarafından hem de ilgili belediyesi tarafından iş yeri açma ruhsatı. Böyle mümkün mü yoksa? Böyle işte Yargıtay'ın kararını eleştirdiğim nokta burası. Uygulamada, fiiliyatta mümkün değil söylediği şey. Ama genel anlamda ya bu tarz uyuşmazlıklar olduğunda bunun ürün kira sözleşmesi olacak şekilde düzenlenmesi özellikle kiraya veren açısından çok önemli. Peki yeri gelmişken hemen soralım. Sen böyle bir sözleşmenin avukatı olarak yer aldığında ilk baktığın şeyler nedir? Yani kira sözleşmesinin olmazsa olmaz gördüğün hususlar nedir mesela? Birincisi budur. Oranın ürün kira sözleşmesi olduğunu açık bir şekilde ortaya koymak lazım. İkincisi sözleşmelerde iki taraflı bakmak lazım. Aslında biz avukatlar için de önemli olan tabii bu. Her zaman müvekkil lehine olayı adil olmayan ondan sonra müvekkil lehine ne varsa orada yazalım. Ama biz aslında bir ticari ilişkinin gerçekleşmesi için de bir aracıyız. O yüzden karşı tarafın haklarını da o boyutta gözetmek durumundayız. Bu gözle bakıyorum bir sözleşmeye. Bu bir iş yeri devre olduğu için tabii ki bu otellerde yüzlerce insan çalışıyor. Ve uygulamada bu insanların büyük bir bölümü kiracının yanında çalışmaya başlıyor. Bu bir işte iş yeri devre olduğu için buradaki o işçilerin tazminat durumları ne olacak? Çok ciddi bir yekün bir alacak tutuyor aslında. Mesela 9 ay çalıştı. Henüz biliyorsun 1 yıl kıdem tazminatını hak kazanması için 1 yıl çalışması lazım. Ondan sonra burası kiraya verildi. 9 aylık çalışması orada yandı mı? Buradaki çalışması ne olacak?
İşte burada iş yeri devre olarak nitelendirdiğimiz için oradaki 9 aylık çalışma da burayla birleşir ve bu kişinin tazminat sorumluluğundan kiracı da, kiraya veren de müteselsilen sorumlu olur. Bu da önemlidir. Bunu da başta açık bir şekilde ortaya koymak lazım. Yani sözleşmeye de yazılabilir. Tabii bunun dışında sözleşmedeki en önemli şey alacak konusu. Yani çok büyük rakamlar bunlar. Ben bu alacağımı nasıl garanti altına alabilirim diye kiraya veren düşünecektir. Burası bir YouTube kanalı olduğu için aslında konuşabiliriz bunu. Eskiden böyle gayri resmi bir şekilde alacak verecek ilişkileri oluyordu. Artık bunlar inanın çok zor. Çünkü artık biliyorum turizmde acentelerle de böyle gayri resmi para ilişkileri yok. Öncelikle tavsiyem kesinlikle her şeyin resmi olmasıdır. Yarın öbür gün her iki tarafta bundan zarar görür. Bunun altını çizeyim. İkincisi kiraya verenin alacağını garanti altına alması için teminat mektubu almasını tavsiye ediyorum. Çok büyük rakamlar. Bu teminat mektubu her sene yenilenecek şekilde yıllık kira bedelini karşılayacak şekilde olabilir. Teminat mektubu verilmediğinde kira sözleşmesinin feshedilmesi gibi bir hüküm konulabilir. Bu çok önemli. Tabii demirbaşların durumu. Demirbaş dediğimiz ufak tefek şeyler değil. Belki milyonlarca liralık otelin demirbaşları var. O çiller, soğutma sistemleri var. Yarın öbür gün bunlar çalışmadığında ne olacak? Ya da kaybolursa ne olacak? Bütün bunların sözleşmenin başında fotoğraflanması ve fotoğraflamanın dışında miktarının ne olduğunun da sözleşmede yazılması çok önemli. Kira bedeli konusunda öyle bir sektörden bahsediyoruz ki genelde yurt dışına çok bağımlı bir sektör. Bu aslında olumlu da bir taraftan. Evet, döviz olarak otelin kazancı büyük oranda var. Ama Türkiye'deki o Türk parasının kıymetinin korunması hakkında kanun gereğince siz kira sözleşmesini Türk lirası üzerinden yapmak zorundasınız. Döviz üzerinden yapamıyorsunuz. Ama uygulamada maalesef aslında buna da bir istisna getirilmeli burada. Ancak mevcut durumunda da bir euro bedel üzerinden anlaşılıyor. Ancak ödemenin o dönemdeki Merkez Bankası'nın alış ya da satış kuru taraflarının anlaşmasına göre Türk lirası olarak anlaşması şeklinde ilerliyorlar. Evet. Bu çok önemli bir şey. Onun dışında tabii ki otelle ilgili alınmış izinler var. Yani biz tabii bir otele gidiyoruz. O içindeki aslında büyük emekleri görmüyoruz. Bir iskele mesela, otelde bir iskele var. O iskele iznini almak için en az 6-7 bakanlığı dolaşıyorlar. Çok ciddi kira bedellere ödeniyor o iskeleri otelin önüne yapmak için. Dolayısıyla bu iznin devamı sağlanmalı. Bu çok önemli. Yani kiracı taraf da bunu taahhüt etmeli ve onun bedeli de aynı şekilde kiracıya yansıtılmalı. Çünkü orası sonuçta otelin gelir elde edebileceği bir yer. Bunun dışında otelin mülkiyetiyle ilgili, yani bazısı kiraya verenin kendi mülkiyetinde oluyor, bazısı da tahsis şeklinde oluyor. Orada mutlaka kiracı, burayı kiraya verenin kiraya verme hakkı olup olmadığını mutlaka incelemeli. Yani bu çok önemli. Yine kiracı tarafından otellerde kredi olayı çok fazladır. Yani borçları vardır, normaldir. Tabii, o çarkı, bu çarkı çevirmek için. Ve dolayısıyla da bu kredi karşılığında ipotek olarak bu oteller gözüküyor. Peki ben burayı kiraladım. Kiralayanlar, kiracılar ciddi anlamda yatırım da yapıyorlar otellere. Ben bu yatırımı da yaptım. Sezonun ortasında bir tebligat geldi. Kiraya verenin borcu nedeniyle banka otelin işletmesini alma gibi bir yola girdi. Bu konuları netleştirmek lazım. Borcu nedir? Nasıl ilerleyecek bunun ödeme şekli? Bu çok kıymetli. Bir pandemi dönemi yaşadık. Mücbir sebepler önemli. Bu mücbir sebeplere nasıl bir formül oluşturulabilir? Eskiden mücbir sebepleri öylesine yazardık. Pandemi falan yazmazdı bile birçoğunda. Evet. İnsanın başına gelince sağlık hastalığa yedirmeye çalıştılar. Yani çok büyük hukuki sıkıntılar çıktı. Tabii ki pandemi yeniden bir, Allah korusun, bir pandemi olabilir. Ya da başka bir salgın hastalık olabilir. Bu durumda bunu neyi baz alacağız biz? Ben sözleşmelerde şunu tavsiye ediyorum. Bir oran belirlensin. Mesela nerede olsun? Antalya'da gelen turist sayısında %50 azalma olmasına göre, son 3 yılın ortalamasını alıp, o ortalamaya göre %50 azalma olursa
Bu bir mücbir sebep halidir. Onun gerekçesini de koyarak. Yani mesela Rusya ile bir uçak krizi yaşanmıştı. O dönem bütün Rusya şeyi kesti. Evet. Turist göndermeyi kesti. Evet. Ve birçok bildiğim kadarıyla otelde batmıştı o dönem, hatırladım. Çok ciddi. Ya yani Türkiye'de evet dönem. Turizm sektöründe mesela üst üste. Bu da bir mücbir sebep olarak değerlendirilebilir miydi? Yani, ya da sözleşmeye eklenebilir. Eğer sözleşmeye eklenebilirdi tabii ki. Yani siz bunu bu işin sonunda bu bilgiyi nereden alacaksınız? %50 son 3 yılın ortalaması. Hmm. Turizm Bakanlığı'nda bu veriler var. Turizm Bakanlığı'nın verilerini sözleşmede baz alınacak kriter olarak belirtip buradan ilerlemeyi tavsiye ederim. Tabii ki bir otel kira sözleşmesi deyince, bakın aslında biz genelde kira sözleşmesinde borçlar kanunu üzerinden gideriz. Ya burada işte bir imar hukukunu bilmek lazım. Yapı kullanma izin belgesinin geçerliğini sekteye uğratacak bir durum var mıdır, yok mudur? Otelin kaçak bir katı var mı? Önündeki yapıların işte imar mevzuatına uygunluğu ya da kıyı kenar çizgisiyle ilgili kıyı kanununa uygunluğu, otel burada bir taşkınlık var mıdır? Çünkü ben bunu kiralıyorum. Sezon ortasında olumsuz bir durumla karşılaşabilirim. Evet. Bütün bunları garanti altına almalı kiracı taraf. İşte borçlar hukuku dışında az önce iş hukukundan bahsettik. Önemli işçilerin durumu konusunda bunlar belli olmalı. Ticaret hukuku yine giriyor, teminat mektubu, oradaki alacak verecek ilişkisi boyutunda onu alma ödeme şekli, ondan sonra tabii aslında bunlar burada var. Bence hani en önemli gerçekten kritik nokta videonun başında bahsettiğin ürün kirası sözleşmenin olması. Sözleşmenin nitelendirilmesi bence de en önemli. Dolayısıyla bu konuda tabii biz hukukçular sadece yargı içtihatlarını tekrarlar nitelikte yayınlar yapmamalıyız. Zaten bunu hatta çektiğimiz bir başka videoda da konuşmuştuk. Dolayısıyla aslında buradaki hatanın belirlenmesi ve onun daha netleştirilmesini de sağlamamız bizim de görevimiz. Tabii ki. Tabii çünkü gelir ki burada hasılat kirası üzerinden, ürün kirası üzerinden değerlendirdiğimiz anda artık mesela birçok, ben de birçok şirketin bu yönüyle danışmanlığını üstlendim. Orada da görüyorum ki yazılı tahliye taahhütnameleri falan alınmaya çalışılıyor. Ve yazılı tahliye taahhütnamesinde yine işleme sokmanız lazım. Yine çok büyük ciddi anlamda ya ticaretin önünü tıkayan şeyler bunlar yaşanıyor. Dolayısıyla hani burada ilk bakışta tabii en önemli nokta bu. Şimdi siz burada bir otel kiralayacaksınız, kiracısınız. Çok ciddi, belki milyon dolarlarla bahsedilen rakamlar oluyor bazen bazı otellerde. Şimdi siz burada girip de bir tahliye taahhütnamesi verir misiniz? İşletmenizin ortasında birisi gelecek, boş bir tahliye taahhütnamesini doldurup ondan sonra onu işleme koyacak. Bu elbette olmaz. O yüzden bu ticaretteki tıkanıklığın önünü açacak konudur. O nedenle Yargıtay'ın buradaki nitelendirmesini çok daha net yapması lazım. Yoksa kiraya veren de, ya arkadaş ben şimdi otelimi kiraya veriyorum, 2 yıllığına veriyorum, 3 yıllığına veriyorum, bu 12 yıl çıkmazsa ben ne yapacağım? Tabii. Yani hukukçusuna da diyecek, avukatına da diyecek. Ya beni bu açıdan sağlama al. Bir de işletmenin devri ve ruhsatın devrinde de bir sürü büyük sıkıntılar da yaşanabilir. Neredeyse şirketin devri anlamına da geliyor anladığım kadarıyla uygulamada. Ama Yargıtay 3. Hukuk Dairesi bu durumun fiiliyatta nasıl gerçekleşeceğini çok anlamış görünmüyor ben bu kararda. Yok. Yani bu bambaşka bir şey. Evet. Gerçekten ürün kira sözleşmesiyle otel mantığını bir arada düşünmek, bu konuda bir değerlendirmeye, bir yargı kararına, daha detaylı bir yargı kararına ihtiyaç var. 2017 yılındaki bu kararla devam ediyor. Şimdi şirket devri tabii ki siz alt kiracılığı yasaklarsınız, kiraya veriyorsunuz. Ama burada bazı şeylere de dikkat etmek lazım. Mesela şirketini devretti ya da şirketinin %51'ini devretti. Karşınızda bambaşka bir tüzel kişilikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Muhatap olarak bambaşka insanlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu nedenle de burayı da sağlam almalı. Yani bu şirketin %51'i değişecekse bu sözleşmenin geçerliliğinin devam etmeyeceği ya da kiracı muvaffakat, kiraya veren muvaffakat verdiği sürece devam edeceği o sözleşmenin içeriğinde yazılmalı. Bu da çok önemli. Bir de ben bir şey daha görmüştüm bu kira ve otel kira sözleşmelerinde, onu da çok yadırgadım. Milyon dolarlık yine bir 5 yıldızlı otel kiralamasında neredeyse yetki o bölgedeki Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verilmişti. Halbuki her iki tarafta tacir. Dolayısıyla burada tahkim şartı da dahil olmak üzere başka seçenekler de öngörülebilir. Öngörülebilir, evet. Dolayısıyla hani böylesi bir şeyi dahi düşünmeden hazırlanmış bir kira sözleşmesi. Sanki
iki oda bir göz yerin kiralanması gibi bahsedilen bazı kira sözleşmeleri de gördüm. Dolayısıyla... Ya, tahkim kültürü tabii ki tam olarak oturması lazım. Başka bir durum. Genelde de hakikaten böyle gider hala. İşte sulh hukuk mahkemesi kanalıyla gider. Ama yani yerelde de çok küçük, yani gerçekten tecrübesiz hakimlerin baktığı mahkemelerde, sulh hukuk mahkemeleri. Maalesef öyle, yani bunu öyle söyleyelim. Dolayısıyla bu kadar büyük montanlı bir sözleşmeyle ilgili bir uyuşmazlığı çözerken o yıldaki tecrübe eksikliği bence büyük problem. Ya yani evet, yani miktarın fazla olup olmaması değil aslında. Bazen hukuki öyle girift konular oluyor ki ondan sonra miktar çok küçük ama gerçekten hukuki olarak zor bir konu oluyor. Bunu miktarla eş tutamayız. Ama bu sözleşme gerçekten içinde çok farklı hukuki disiplinleri barındırıyor. Birçok farklı kanunları hakim olmayı gerektiriyor. Ama tabii ki yani oradaki yüksek mahkemenin yol göstericiliği çok kıymetli. Yani çok net olarak ticaretin önünü açar bu. Sen otelini kiralıyorsan kardeşim öyle ruhsat devrine falan gerek yok. Sen demirbaşlarıyla birlikte bir oteli işletilmeye hazır halde birisine kiraya veriyorsan bu ürün kira sözleşmesidir. Bunu diyecek bütün gerçekten birçok otel bazısı açılmıyor, bazısı seni boş geçiriyor. Ya burası bacasız sanayi. O kadar kıymetli ki Türkiye için. Keşke başka sanayide de çok böyle kuvvetli olsak, iyi yerde olsak ama Türkiye ekonomisinin gerçekten en önemli ayaklarından birisidir turizm. Buradaki hukuki sorunlar nedeniyle bir tıkanıklık olmaması lazım. Şimdi YouTube'un tabii belirli bir sınırı var Veysel. Evet. Özellikle yani birçok teknik boyutu var. Sen de bunları uygulamanın bizzat içinde olarak çok hakimsin ama özellikle son olarak bahsetmek istediğim başka bir husus yoksa seyircilerimize veda edeceğiz. Bahsetmek istediğim husus bu sözleşmeleri ne olursa olsun. Tabii siz de burada çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz ama yani kendi vekilleriyle avukat olmadan bu tarz bir işlerin içerisine girerlerse ileride çok büyük sıkıntı yaşarlar. Giriyorlar değil mi? Yani o kadar giriyorlar. Ya ne olacak diyorlar. Yani ya hala, ya siz bakmayın böyle yani sen büyük montanlı diye bahsediyorsun. Rakamsal olarak büyük rakamlı bahsediyorsun ama aile şirketleri bunların birçoğu. Ya ne olacak diyor böyle şeyde. Yani sözleşme elbet imzalanırken her şey gayet iyi, gayet güzel. Ama sorun çıktığında, bakın o sorun çıktığında bir tarafı korumak değil. O sorunun nasıl çözülebileceğini ortaya koymak da çok kıymetli. Avukat olmadan yani bulundukları yerlerde, yani bütün avukatlar aslında bu işlerin içerisine girer ve bir muhakeme yeteneğiyle bunu yapabilir. Tabii. Ondan sonra ama ne olursa olsun avukat olmadan bu işleri yapmasınlar. Evet. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu kadar çok, yani dediğim gibi çok detaylı ve teknik bir konuyu çok ince noktalarında söyledin. Umarım bizi izleyen hem meslektaşlarımız hem de vatandaşlarımız bu konuyla ilgilenen olabilir belki de. Evet. Çok ciddi, dediğim gibi farklı kesimlerden izleyiciler oluyor. Sorulardan, bana ulaşanlardan anlıyorum ve ben de her gün hayret ediyorum. Tabii ki bu iletişim devrimi dolayısıyla biz de kullanıyoruz. Bir dahaki videolarımızda buna benzer yine konuları tartışacağız, değerlendireceğiz. Tekrar ağzına sağlık, tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Yani çok gerçekten büyük bir emek harcadığının yakın şahitlerindeyim, yakın bir dostun olarak. Kolay değil ondan sonra ama bilgiyi paylaşmak kadar güzel bir şey de yok. Evet. Emeklerine sağlık. Onu çok teşekkür ediyorum. Onu yapmaya çalışıyoruz. Evet, son olarak klasik bitirişimizi de yapalım. Kanaldaki videoları beğenmeyi unutmayalım ve aynı zamanda tabii ki abone olalım ki daha fazla bu ailemizi büyütelim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.